Reddedilmez olmanın yolunu çok araştıran var biliyorum. Reddedilmez olmanın yolunu araştırmaktan ziyade reddedilmeyle başa çıkmayı araştırmak daha iyidir arkadaşlar. Çünkü reddedilmeyle başa çıkmanın yolu reddedilmez olmanın taktiklerini araştırmak değildir. Tam aksine reddedilmeye hazırlıklı olabilmektir. Ve bunun da sihirli formülünü merak ediyorsanız reddedilmeyi kabul etmekle ilgilidir bu. Duygusal ilişkilerinizden tutun da sosyal ilişkileriniz, iş ilişkilerinize kadar reddedilme duygusuyla başa çıkmayı öğrendiğimizde çok çok daha güçlü oluruz. Kendinizden eminseniz kimsenin değerliliğinize, yeterliliğinize, puan vermesini beklemek istemezsiniz. Sen o %100 puanı verdiysen bu puandan aşağı puan veren birisi varsa sana onu kale bile almazsın arkadaşım. Kendinden eminsen. Henüz videoya geçmedim arkadaşlar. Bugün reddedilme duygusuyla nasıl kolayca başa çıkabiliriz bundan bahsedeceğim sizlere ve nasıl olsa dediklerimi hızlıca anlayacaksınız ve bugün de böyle madde madde anlatmayacağım sizlere. Çok özel bir akronim tekniği kullandım. Hafızanıza hızlı bir şekilde gelecek bu bilgiler. Bilgileri hafızanıza kodluyor durumda olacağım arkadaşlarım. Şunun çok yapıldığını görüyorum. Özellikle romantik ilişkilerde o romantik bağ başlamamış, henüz sevgililik boyutuna da gelinmemiş, partnerin olacak adayın, bir erkeğin ya da kadının soğuk ya da ilgisiz olması karşısında birçok arkadaşım kendini reddedilmiş hissediyor. Ve kendinizi reddedilmiş olarak algılayabildiğinizi görüyorum. Adam senden hoşlanmamış da olabilir. Bunun ayrımını varmak ve bununla erkenden yüzleşmek çok önemli. Kendimizi güncelleme zamanı şimdi arkadaşlarım. Buna benzer durumlar gerçekten bir reddetme, bir görmezden gelinme değildir ki sen görmezden gelene karşı ne yapmalıyım diye taktikleri araştırıyorsun arkadaşım. Adamın ya da kadının belki beklentileri, duygusal ihtiyaçları belki farklı ihtiyaçları olabilir ve sen o kişinin ihtiyaçlarına göre aslında kendinle ilgili bir kanıya varıyorsun. İhtiyaçlarına göre baktığında bu olağan bir durum. Görmezden gelme konusunda da seni reddetme konusunda da haklı. Şimdi böyle bir durumda görmezden geldiği zaman ne yapmalıyım demekten ziyade ilişkide ihtiyaçları ve beklentileri karşımdakinin ne bunu anlamalıyım arkadaşım. Ve bu perspektifi anladığımızda onun ilgisi ve onayı üzerinden kendimize değer vermenin anlamsız olduğunu kendimize hatırlatmamız çok önemli. Özgüvenimizi yeniden canlandırmak için. O özgüven senin içinde var. Yalnız özgüveni cansız hale getiren onun gözünden onay ve ilgi almaya çalışmandan dolayı o özgüvenini söndürüyorsun. Çekimin bu yüzden azalıyor. Hoşlandığınızı ideal bir partner haline getirirken senin ilginin, beğeninin karşılık bulmaması karşı tarafın ihtiyaçlarıyla ilgilidir. Bu durum senin kişisel değerini ve çekiciliğini asla ve asla yansıtmaz arkadaşım. Ama bu durumda işte en çok yaptığınız hata başkalarıyla kıyaslıyorsunuz. İşte şu şu özelliklere sahip olsaydım, işte dişli enerjim daha yüksek olsaydı belki, işte şu kadar para kazansaydım belki erkekler için söylüyorum. Beni kesin beğenirdi diyorsunuz. Evet belki beğenebilirdi ama o kişinin ihtiyaçları ile ilgili. Belki de beğenebilirdi ama o kişinin tercihleri ve ihtiyaçlarıyla alakalı. Bu senin değerinden bir gram bile eksiltmez. Sadece farklı renkleri tercih ettiğini, senin renklerinin farklı olduğunu ortaya çıkartır arkadaşım. Ama sen sendeki olanları silip, sendeki olanlara, senin içindekilere sahip çıkmazsan, başkalarıyla kıyaslarsan işte bu kendi öz değerine saldırmak olur. İşte böyle bir durumda da kendine o ilişkinin içerisinde bütün çekim etkini de zaten azaltmış olursun. Konuştuğumuz kişiler farklı renkleri seviyor diye benim renklerimin tonunu değersiz yapmaz arkadaşım. Meseleye böyle bakacağız. Siz durumu şu anda fark ettiniz. İşte bunu anladığımızda ergence değil. Aslında daha olgunca düşünmüş oluyoruz. Kişisel farklılıklara saygı duyuyorsun. Kendi farklılıklarını da anlamış oluyorsun. Boşuna da zaman kaybetmiyorsun böyle bir ilişkinin içinde. Sonuç olarak kendi değerinizi başkalarının kriterleri üzerinden ölçmeye çalışmayın. Aman ha çok çok yanılırsınız. Kendinize çok büyük saygısızlık ve haksızlık edersiniz. Bu yüzden bunu yapabilmek için de arzu ettiğimiz hayali beklentilere odaklanmak yerine gerçekçi beklentilere odaklanmak, karşımızdaki kişi hoşlanmadıysa ya da ilgi duymadıysa her kişinin doğrusu olmak zorunda değiliz her kişi de bizim doğrumuz olmak zorunda değil. Bu farklılıkları ne kadar erken ayırdığına varırsanız arkadaşlarım ilişkide kendinizi o kadar az tüketirsiniz. Genç kalırsınız, enerjiniz artar, ağrınız yükselir. Bakın size söyleyeyim. Şimdi buraya kadar neyi fark ettik? Reddedilmez olmaya çalışmakla ilgilenmeyeceğim ben. Red ile başa çıkmayı öğreneceğim arkadaşım. İş hayatında başarılı olmak için çalışırken birileri seni reddedecek. Sylvester Stallone'u biliyorsunuz. Adam mesela Hollywood'da bu star haline gelebilmek için kaç kapıdan red diyemiş. Senaryosu kabul edilmemiş. Filmde oynatmak istememişler. Birçok yazarın böyle öyküsü vardır. Yani bu iş hayatı ile ilgili bir şey söylüyorum ama duygusal yaş yaşamınızda da birçok kez reddedilme yaşayacaksınız. Yani reddedilmez olmak diye bir şey bunun taktiği ilgili bir durum yok. Tam aksine reddedildiğin zaman bununla başa çıkmakla ilgili bir durum var. İşte bugünün gündem konusu dayanıklılık arkadaşlar. Bu dayanıklılığı nasıl sağlarız? İşte size saksı formülüyle bunları anlattım. Saksı tabi her bir her bir geliştireceğimiz yeteneğin baş harflerinden oluşuyor. Bu şekilde de aslında aklınızda kalmış olacak, hatırlamış olacaksınız. Bakalım neymiş bu saksı formülü? Güzel düşüncelerin tohumlarını bu saksıya ekeceğiz. İzlemeye devam devam edin. Şimdi başlıyoruz. Aslında en büyük hatayı sonrasında bizi reddedecek insanlara baştan verdiğimiz tavizlerle yapıyoruz. Bir başkasının sevdiği gibi, sevebileceği gibi kendi rızamızı almadan kendimize karşı gelerek, kendi onayımıza karşı gelerek bir sevsin diye çoğu zaman ilişkilerde yapıyoruz. Şimdi gönül bahçenize de bu başkasını size iyi gelmeyecek olan insanları almanıza neden oluyor arkadaşlarım. Buraya güzel bir çit öreceğiz bugün. Şimdi saksının birinci kelimesi sevgi. Yani kendimize aslında sevgi duymamız, reddedilme duygusuyla başa çıkmada çok önemlidir. Kendine sevgi duymak diyoruz da bunu biraz daha somutlaştıralım mesela. Biraz daha açalım içini. Koşulsuz bir şekilde kendinizi kabul edebilmektir. Koşulsuz, yargısız, maskesiz artılarını eksilerini aslında kendini kucaklayabilmendir koşulsuz bir şekilde kendinizi ne kadar kucaklayabiliyorsunuz? Bakın koşulsuz kelimesi burada anahtar kelime. Hep bir koşula bağlarız. Şu olduğu zaman daha değerli hissedeceğini sanırsın. Seveceğini sanırsın kendine. İşte şunu yaptığın zaman sevgiye hak ettiğini sanırsın. Hayır. Sen koşulsuz bir şekilde kendini sevebiliyor musun arkadaşım? Hiçbir koşula bağlı olmadan, başarına, parana, enerjine bağlı olmadan sen varlık olarak, can olarak, bir ruh olarak aslında sevilmeyi ben hak ediyorum diyebilmeliyiz. Yani koşulsuz bir şekilde kendini sevebilmek çok önemli bir şey. Her durum ve her şartta. Elbette iyi özelliklerin de olacak, kötü özelliklerin de olacak. Ancak bir koşulu yok söz sevginin. Koşula bağladığımız zaman işte her zaman o kriterler gerçekleşmeyebilir. O zaman da işte sevgin kendinle ilgili kızgınlığa, nefrete, suçluluğa neden olur. Bu da seni reddedilme karşısında daha da aslında güçsüzleştirir. Buradaki anahtar kelime tek kelimeyle özetleyecek olursak arkadaşlar, koşulsuz kendini kucaklayabilmek. Bu başlığın anahtar kelimesi bu. Kendinize olan sevgiyi ne kadar çok koşula bağladınız? Bunu bir düşünün. Şimdi ikinciye geliyoruz. İkinci ise şunu dedim. Saksının A'sı ne diyeceksiniz? Adil saygı. Neden adil saygı dedim? Çünkü kendinizi adaletli bir şekilde değerlendirmeniz, adaletli ve adil bir şekilde saygı duymanız önemli. Çünkü şöyle bir kavram aklıma geldi. Bazılarında şunu görüyorum bazı kişiler kendilerine arsızca saygı duyuyorlar. Şimdi arsızca saygı duymak ne demek? Kanıtsız bir şekilde kendinden fazlaca böbürlenmek, kendini fazlaca abartmak, kendini aşırı şekilde önemsemek ve insanlar sanki ve dünya sanki kendine boşluymuş gibi davranarak kendinde her şeyi hak görmek. İşte buna ben arsız saygı diyorum arkadaşlarım. Arsızca yani bir bedelini, bir emeğini göstermeden saygı beklemek. Bakın siz de bugün bu videodan sonra daha algılarınız dikkate açılmış olacak. Bir emek vermeden, bir bedel ödemeden saygı bekliyorlar. O enerjiyi göstermeden saygı bekliyorlar. Buna arsız saygı diyorum. Ama adil saygı şudur. Gerçekten yaptığın şeyler için kendini takdir edebilmendir. Artılarını silmeden objektif bir şekilde takdir edebilmektir. Ne kendini fazla abartmaktır ne de kendini azaltmaktır. Kendini olduğun gibi görmek ve yaptıklarını takdir etmektir. İşte adil saygı budur. Adil saygı duyduğumuzda aslında bizim öz saygımız gelişmeye başlar. Reddedilmeli de daha başa çıkabiliriz. Düşünsenize kendinizi abarttığınızda ve birisi sizi reddettiğinde abarttığın şeylerin gerçekte olmadığını gördüğünde işte o zaman daha büyük bir çöpünlük yaşarsın. Ve saksı formu önümüzün. Bir diğeri ise kabul. Kabul işte reddedilmeyle başa çıkmada en önemli geliştireceğiniz yeteneklerden birisi. Önce kendini kabul sonra da insanların tercihlerini kabul. Ne kadar kabul edebiliyorsunuz? İnsanların senin düşündüğün gibi, senin hissettiğin gibi olmamasını ne kadar kabul edebiliyorsunuz? Şu anda beni dinliyorsunuz ama benim düşündüğüm gibi düşünmek zorunda değilsiniz. Ben de sizin istediğiniz gibi düşünmek zorunda değilim. Farklı renklerimiz, farklı tercihlerimiz var. Elbette bu çok önemli bir şey. Bunu ilişkilerde hayatın kendisine de çok yapıyoruz. Kendi istediğimiz gibi, kendi beklentimiz gibi, kendi hayalimiz gibi olmasını hep istiyoruz. Ancak bunu yaparken karşı tarafın varlığını reddedip kendi haline dönüştürmeye çalışıyoruz. Bakın en büyük kritik yaptığım hatalardan birisi. Önce kendimizi kabul etmeli ve sonra karşı tarafın varlığını, tercihlerini kabul etmeliyiz. Bunu da tek kelimeli özetleyecek olursak kabulü öz saygıdır arkadaşlarım. Yani kabul yeteneğimizi nasıl geliştiririz konusunda yol haritanız öz saygınızı geliştirmektir. Öz saygının farkındalığı artılarını da, eksilerini de, kusurlarını da, yeteneklerini de kabul etmektir. Kusurlarım var diye saksının birinci formülü sevgisizlik kendimize yapmamaktır. Başkasına da gene aynı şekilde böyle. Yani sevgi kusurlara rağmen kabul edebilmektir arkadaşlar. Sevginin en yüce mertebesi budur. Kendimizi, kendini ne kadar organik seven birisi, bir başkasını da o kadar organik sever. Sevginin en üst mertebesi kusurları da sevebilmektir. Çünkü hayatta hiçbir partner bulacağınız, hiçbir partner kusursuz olmayacak. Bu yüzden mükemmelliyetçi insanlar aslında, ilişkide de mükemmeli bekleyenler zor ilişki yaşarlar arkadaşlar. Hani mükemmel dereceler iş hayatında aslında başarılı olmak içindir. Bir uçak mühendisi mükemmel derecede iş yapması lazım ki düşmesin uçak öyle değil mi? Ama ilişkiler huzurunu korumak için ne kadar mükemmel için zorlarsan, ne kadar baskı yaparsan, ne kadar kafandaki kriterlere sıkı sıkıya partnerinin uyması için zorlarsan, ilişkide o kadar mutsuz olacaksın, huzursuz olacaksın. E bir de kaybetmek de istemiyorsun ama yaptıklarını kaybediyorsun aslında. O yüzden kişiler ne kadar ilişkide rahat kendileri gibi olursa o kadar iyi olur. Benim istediğim gibi olmak zorunda değil. Ancak şu var yaptığı şey genel anlamda ilişkiyi bozmasın. Düstur bu aslında arkadaşlar. Demek ki saksı formülünüzün üçüncü harfi kabul. Bunu da çıkaran öz saygı. Öz saygıda da kendimizi Yeteneklerimizi ve kusurlarımızı saygı duyacağız, kabul edeceğiz, iyi yanlarımızı takdir edeceğiz. Saksının S'si, şimdi ben buna S dedim ama tabii her şey böyle tıpatıp uyması zor. Şey diyelim buna. Yani saksı S değil de Ş. Ş'nin ne olduğunu tahmin ediyorsunuzdur. Şefkat arkadaşlar şefkat yani kendimize özümüze şefkat duymak ama şefkatle ilgili bugüne kadar duymadığınız bir şey söylemek istiyorum. Hani kendine merhamet kendine öz şefkat diye hep meditasyonları ben de kanalımda çektim izleyebilirsiniz. Böyle hep denir ama size bugün duymadığınız bir şeyden bahsetmek istiyorum. Empati nedir? Empati bir başkasının duygularını... Anlayabilme becerisidir, hep öyle değil mi? Ama bir başkasının bak, bizim sıkıntımız aslında arkadaşlarım, bir başkasının duygularını fazla empati göstermek. Hep bu kavramı ben size kanalımda videolarda anlattım. Az empati de iyi değil, fazla empati de iyi değil. Önemli olan olması gerektiği kadar. Ama önce empati kendinize göstermelisiniz. Hep bir başkası için bilinen bir kavram, ama şefkat duymak istiyorsanız kendinize, işte öz şefkati pratik olarak nasıl çıkaracağınızı öğrenmek istiyorsanız. Tek anahtar kelimeyi söylüyorum size. Kendine empati göster. Kendine empati gösterdiğinde kendi duygularını anlamış olacaksın. Bunun da çok minik bir yolunu söyleyeyim. Burada beni izleyen arkadaşlarım çoğunluğunuz başkalarına fazlasıyla empati gösteriyorsunuzdur. Kendinize şunu sorun. Kendime empati gösterseydim bir başkasına davrandığım gibi kendime nasıl empati duyardım? Bir başkasına anladığım gibi ya da bir başkasına empati göstererek duygularını hissettiğim gibi kendime nasıl empati gösterirdim. Kendime ne derdim? Kendime ne derdim? İşte o zaman kendine şefkat göstermeye başladığını göreceksin arkadaşım. Dikkat ederseniz size sorunları anlatmıyorum. Aynı zamanda size kılavuz olacak yol haritasını da aslında vermeye çalışıyorum. Ve bunları da hafızanızda tutabileceğiniz saksı formülüyle kodladım. Umarım işinize yarar. Anlattığım yeteneklerinizi ortaya çıkaracak bilgilere birçok kişinin ihtiyacı var. İhtiyacı olan arkadaşlarınız varsa bu bilgileri paylaşmaktan çekinmeyin. Tahmin ediyorum ki onlara da şifa olacaktır. Şimdi şefkati söyledik. Saksının S'si onu şeye dönüştürdük. Peki ı ne? I'yı da iyiye dönüştüreceğiz arkadaşlar. İçtenlik. Yani saksı formülünü iyi hatırladığında içtenliği zaten hatırlamış olacaksın. İçtenlik nedir? İçtenliği yaşayabilmenizi sağlayan şey aslında onu da tek bir anahtar kelimeyle hatırlayacağınız şekilde özetleyecek olsam, içtenliğin sırrı arkadaşlar öz farkındalıktır. Öz farkındalıktan ise demek istediğim kişinin kendi iç dünyasını, bakın düşüncelerini, içindeki yargılamalarını, eleştirilerini kendi kıyaslamalarını hani Ali ile Ayşe ile Mehmet'le kıyaslıyorsun ya kendini. Seni motive eden aslında güçleri, tercihleri ve seçeneklerini fark etmesidir öz farkındalık. Sadece fark etmesi midir? Hayır sadece fark etmeniz değildir. Derinlemesine de anlamanızdır. Derinlemesine anlamanız derken bir şeyi tercih ettiğinde nedenini anlayabilmektir. Arkadaşlar bakın bilişsel davranışçı terapide ben aile danışmanlığı okurken aile danışmanlığı eğitiminde ve aile danışmanları için bilişsel davranışçı yaklaşım eğitimde almıştım. Orada insanlara farkındalığını açması için bir şeyin nedenini aslında karşı tarafı kavratması, neden yaptığı fark ettirilirken neden yaptığının da gerçekle ne kadar uyumlu olduğu hep anlatılır. Yani sen eğer ki demek istediğim sen sen birini kendinle kıyaslıyorsan bu neden yaptığını anlaman çok önemli. Diyorum ki size çoğunlukla onun gözünde ona almak için yapıyorsun ama onun gözünde onayı almana zaten gerek yok. Zaten onay vermiyorsa, zaten başkasını tercih ediyorsa bırak tercih etsin ki sen gerçekle o kadar daha kısa zamanda yaklaş, daha kısa zamanda buluş ve daha az zaman kaybet. Sonsuza kadar yaşamayacağız, sonlu bir hayattayız. İşte o yüzden arkadaşlar içtenlik önemli. İçimize bakmak, içimizdeki duyguları anlamak ve içtenlikle de aslında kendimize duygularımızı ve başkasına ifade etmek. İçimize yolculuk yapmadığımızda fark etmiyoruz. Ne diyoruz kendi kendimize? İşte ya benden hoşlanmadı mı? Onu hoşlanmak için ne yapabilirim? Çevresinde çok kız vardır. İşte bana bakmaz. Onu etkilemem gerekiyor. Sel diyaloglar yaptığında aslında gerçekten ihtiyacın olan şeyin bunlar olmadığını kavrayamazsın arkadaşlar. İçinizdeki olan bitenleri fark etmediğinizde gerçekten ihtiyacınız olan şeyin ne olduğunu anlayamazsınız. Bu düşünceler değil ihtiyacınız olan. Onu için kasmaya çalışmak değil. Biri sende değilse zaten karşılıklı olarak o ilgiyi, enerjiyi alamıyorsa her şey kısa süreli olur. Uzun süreli olmaz. İşte bu değerinizden şüphe duyduğunuz, reddedilmeyle ilgili anlar yaşadığınızda lütfen arkadaşlar saksıyı hatırlayın. Ve bu saksıyı kodladığımız günün afirmasyonuyla videomuzu sonlandıralım. Afirmasyonumuz şu olsun. Afirmasyonumuz şu olsun. Hatta buraya da yazdım afirmasyonu. Ben tüm kusurlarımla, güçlü ve zayıf yönlerimle tam olarak şimdi ve buradayım ve kendimi koşulsuz, maskesiz, birileri için bir şey yapma zorunluluğu olmadan kendimi olduğu gibi kabul ediyorum. Bu olumlamayı böyle yaparak bu saksı yaptığım akronim metaforunu düşünün arkadaşlar. Bu saksı akronim metaforu işinize yarayacağını düşünüyorum. Ama bu afirmasyonla ve buna benzer afirmasyonla bu saksınıza güzel düşünce tohumları ekersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.